Arkadaşlar tekrar merhabalar. Tampa Bay'dan tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sağlıkları aktarmaya çalışacağım sizlere. İki gündür programlar iptal ediliyor hava şartları yüzünden. Bugün farklı bir yerde. Bakın koşanlar bilmiyorum ama tablo çalışmasını yapıp hazırlığını bitirdim. Koşanlarsa da umarım faydasını görürsünüz. Birinci koşu altın olur safkan. Kazanabilir. Grubun kaliteli atlarından 3 kazancı yüksek diğer safkan. Rakip olarak öneririm. 3 yaşında 7 de sürprizde bırakabilirim. Son yarışından bir ikincilik gelmiş. 6 ve 3'ün arasına girebilir düşüncesindeyim. İkinci koşu Maiden Dişi 2 ve 4 arasında bir yarış gördüm ki bu grubun en kaliteli atı 2. Tek yarış tabi. Kazancı yüksek 2 tane ikincilik ara vermişler. 4 bu atın AGF olması gerekirdi. AGF değil. AGF 29 handikaplı bir at. Bana ters bir AGF. 1-3-6 yine AGF almış safkanlardan. Bu Maiden Dişi de diğer atlar olarak önerebilirim. 2 ve 4'ü buranın kaliteli atları olduğunu, hatta birinde ikinin de grubun en kaliteli atı olduğunu söylemek isterim. Üçüncü koşu şartlı mücadelede altın oğlu safkan, yüksek AGF, çim yarışı. Çim yarışlarında AGF ve kaliteli çıkıyorsa bir atı önermekteyim sürekli olarak da. Bu onlardan biri tek olur vaziyette de start alıyor, değerlendirebiliriz. Eksik koşarsa 7'yi öneririm sürpriz at olarak. O da grubun, diğer grubun en kaliteli atı. Dördüncü koşu şartlı mücadelede bir nolu safkan. 3 yaşının dezavantajına rağmen dişi, yani 3 yaşının dişi dezavantajına rağmen kazanabilir. 7 nolu safkanın rakip öneririm. O da grubun kaliteli atlarından sürpriz at olarak karşıma çıktı. 6-5-2 diğer atlar arkadaşlar. 5. koşu şartlı mücadelede bir nolu safkanı AGF yine çim yarışı grubun en kaliteli atı durumunda bu da tek olabilir. AGF doğru çıkıyor. 7'yi sürprizde 3'ü de çok sürprizde önerebilirim. 3'ün kilosu tutmuyor yalnız onu da göstermiş olayım. Biraz daha geri planda kalıyor. 1-7 AGF'ler 2 ve 5 nolu safkanlardı. Diğer atlar artık onların yazımını size öğreteceğim. 6. koşu 10 nolu safkanı son yarışı ikincilik. Grupta da kaliteli biraz kalite handikap puanı verince direkt favori çıkarttım. Hani koşma, iyi koşmasını beklediğim safkan diyebilirim. 4 yaşında atlar var grup içerisinde. Onlara nazaran da avantajlı koşuyor. Hani risk edip tek kullanmak isteyen arkadaşlara öneririm. 10 nolu safkanı. AGF 4-8, 9. Bunlara da 4 özellikle son yarışı 7. ara verdirmişler. O yüzden biraz geri planda çıkınca 10 direkt koşar durumda kaldı programda. Diğer atlar onların yazımını artık size bırakacağım. Tablodan da kendiniz de at ekleyebilirsiniz. 7. ve son koşusu çim yarışı gene altın olur safkan. Yüksek AGF kalite puanı iyi. Son 2 yarışı kötü. Çimi bekletiyorlarsa eğer bu yarışta şanslı koşar durumda olur. 5 kaliteli bir at gördüm 5'i. 10, 1, 3 sürpriz atlarım bu çim yarışında değerlendirilebilir. AGF almış safkanlardan kazancı yüksek 8. Yani bunlar hep diğer atlar olarak sizlere aktarabilir. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.